herkese, arkadaşlarıma, büyüklerime, benden küçüklere, dostlarıma, siyasi yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli basın mensupları, bizi ekranlarının başında izleyen değerli vatandaşlarımız, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi Kalkınma Kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirlerimiz, bugün ülkemizde maalesef milletimizin sesini duymazdan gelen, memleketimizin gerçeklerini görmezden gelen, cumhuriyetimizin kazanımlarını da toptan reddeden bir garip yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. İktidarın bu anlayışı nedeniyle devlet yönetiminde ciddiyetsizliğin ve liyakatsizliğin hüküm sürdüğü, milletimizin göz göre göre enflasyona ezdirilip yoksulluğun her geçen gün daha da derinleştiği, krizlerin normalleştiği, istikrarın da artık mumla arandığı bir Türkiye gerçeğini tüm çıplaklığıyla, tüm gerçekçiliğiyle beraber yaşıyoruz. Oysa ki hatırlayın, bu arkadaşlar 2017 yılında partili cumhurbaşkanlığı sistemini milletimize anlatırken istikrar olacak diyorlardı. Ayağımızdaki prangaları söküp atacağız, öyle söylüyorlardı. Memleketin uçacağını, kaçacağını, aşacağını, Türkiye'nin şaha kalkacağını söylüyorlardı. Peki aradan geçen 5 yılda ne oldu? Miting podyumlarında verilen sözlerin aksine en temel problemlerimizden biri istikrarsızlık oldu. Ekonomiden kalkınmaya, tarımdan sanayiye, eğitimden istihdama, memleketin hayati öneme sahip konularının hiçbirinde maalesef istikrar sağlanamadı. Yalnız haklarını yemeyelim bu arkadaşların. Bu arkadaşların istikrarlı oldukları konular da var. Mesela liyakatsiz kadroları atamakta son derece istikrarlılar. Mesela sergiledikleri berbat yönetim performansında acayip istikrarlılar. Mesela gece yaralarında aldıkları yalan yanlış kararlarda müthiş istikrarlılar. Mesela kurumlarımızı itibarsızlaştırmakta olağanüstü istikrarlılar. Mesela tüm bu iş bilmezliğin faturasını da milletimize kesmekte inanılmaz istikrarlılar. Ez cümle eşi, dostu, yandaşı ve o 5 müteahhidi ihya ederken milletimizi yokluğa, yoksulluğa ve umutsuzluğa mahkum etmekte fevkalade istikrarlılar. Türkiye bu istikrarsızlığı daha fazla taşıyamaz. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin tetiklediği ve tarihe Erdoğan krizi olarak geçecek olan bu devlet krizini Türkiye daha fazla taşıyamaz. Berbat politikalar, kötü beklenti yönetimi ve içine hapsedildiğimiz kur enflasyon sarmalı içerisinde maalesef bugün ülkemiz dünyada en yüksek enflasyona sahip 5 ülkeden biri oldu. Sadece son 4 ay içerisinde Türk lirası değerinin yarısını kaybetti. Değersizleşen Türk lirası dış ticaret açığımızı son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Ticaret haddimiz tarihimizin en düşük seviyesine indi. Artık aynı miktarda mal ithal etmek için daha fazla ihracat yapmak zorunda kalıyoruz. Bu ekonomik kriz ortamında Merkez Bankası o kadar itibarsızlaştırıldı ki politika faiziyle piyasa faizleri arasındaki bağ tamamen koptu. Hatta Hazine ve Maliye Bakanı yurt dışındaki yatırımcılarla yapacağı toplantılara Merkez Bankası yetkililerini dahil bile etmedi. Planlama ve risk analizi kavramlarına düşman bu yönetim anlayışı nedeniyle sanayicilerimiz günlerce elektriksiz ve doğalgazsız kaldı. Uygulanan akıl dışı politikalarla özel sektör
istihdam sağlayamaz oldu. Kayıt dışı istihdam artarken arkadaşların yaptıkları zamla böbürlendiği asgari ücret daha birinci ayın sonunda açlık sınırının altında kaldı. Bugün maalesef karşımızda asgari ücrette eşitlenen bir Türkiye var. Bugün maalesef karşımızda istikrarsız ve geleceği belirsiz bir Türkiye var. Bugün maalesef karşımızda yoksulluğa ve eşitsizliğe hapsedilen bir Türkiye var. Bugün maalesef karşımızda İsparta'da kara kışta 4 gün boyunca adeta donmaya terk edilen insanlarımız, ikinci bir kira haline gelen elektrik ve doğalgaz faturalarıyla adeta haraca bağlanan iflasın eşiğindeki esnaflarımız, yağmurda çamurda ekmek kuyruklarına mahkum edilen bir büyük millet var. Değerli misafirlerimiz, içerisinde bulunduğumuz bu ekonomik enkazın tek sebebi yalnızca son dönemde izlenen politikalarda değil. Bakın, 2003-2020 arasındaki dönemde, yani AK Parti'nin devri iktidarında, küresel likidite boşluğuna ve düşük faiz ortamına rağmen Türkiye maalesef dikkate değer bir büyüme hikayesi yazamadı. Mesela 1981-2002 arasında ülkemiz diğer gelişmekte olan ülkelere göre yılda ortalama 2.1 daha fazla büyürken bu fark 2003-2020 arasında %1'in altına indi. Yani 1981-2002 arasındaki dönemde, yani Sayın Erdoğan ve ekibinin ateşi, tekerleği ve suyun kaldırma kuvvetini henüz icat etmedikleri o karanlık dönemde, bu arada tam karşımda Bülent Gültekin hocam, bu programda da değerli görüşlerini bizlerle paylaşacak, tam karşımda duruyor. O karanlık dönemlerin müsebbibi hocam. Ya yani bir tekerleği keşfedemediniz ya. Evet, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı büyüme performansı AK Parti dönemine göre daha yüksekti. Yani o karanlık dönemin müsebbipleri çok daha iyi yönettiler ekonomimizi. Bunun yanında AK Parti iktidarındaki ekonomik büyüme, tasarruf açığı kapatılamadığı için sermaye girişlerine bağımlı bir hal aldı. Gelen sıcak paranın daha verimli yatırımlar yerine inşaat sektörüne gitmesine seyirci kalındı. Kamu bankalarının bizzat kendileri finansal istikrar için bir tehdit haline geldi. Kaynakların etkin kullanılmaması sonucunda kredi genişlemesiyle ekonomik büyüme arasındaki ilişki zayıfladı. Yani hem borçlandık hem de büyüyemedik. Yolsuzluk algısı endeksinden de görüleceği üzere ülkemizin yatırım iklimi kötüleşti. Çoğu şaibeli olan müşteri garantili özelleştirmeler haricinde doğrudan yabancı yatırımlar çok düşük seviyelerde gerçekleşti. Ez cümle, tüm bu olumsuz tablonun temelleri AK Parti iktidarının daha ilk yıllarından itibaren atıldı. Ve bugün ülkemizde 2001 krizinden daha vahim bir tablo oluştu. Yani Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi bir kez daha zamanında en çok kınadığı şeyin ta kendisi oldu. Değerli katılımcılar, kıymetli dava arkadaşlarım, ülkemizin üzerindeki tüm kara bulutlara rağmen Türkiye kaynakları olan bir büyük ülke. Türkiye potansiyeli olan zengin bir ülke. Bizim için Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Vizyonumuzla, projelerimizle ve kadrolarımızla biz buradayız. Ve kimse merak etmesin, biz hazırız. Ülkemizde makroekonomik istikrarı sağlayıp tüm bu anlattığım problemleri biz çözeriz. İşte tam da o nedenle bugün bu gerçeği tüm Türkiye'ye bir kez daha açıkça göstermek için buradayız. Biliyorsunuz, İyi Kalkınma Kongrelerimizin ilkinde eşitlenen Türkiye vizyonumuzu konuşmuştuk. Yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam alanlarındaki çözümlerimizi sizlerle paylaşmıştık.
Kongrenin bugünkü etabında ise istikrarlı Türkiye vizyonumuzu ve bu vizyon çerçevesindeki çalışmalarımızı paylaşacağız. Bugün iki ayrı oturumumuz olacak. Ekonomi kurmaylarımızın hazırladığı sunumlar ve moderatörlüğünü üstlenecekleri panellerle ülkemizdeki sorunları nasıl ele aldığımızı, makroekonomik istikrarı nasıl sağlayacağımızı anlatacağız. Sizlerle çözüm önerilerimizi paylaşıp değerli görüşlerinizi alarak İyi Parti iktidarında uygulayacağımız ekonomi ve kalkınma programımızın makroekonomik istikrar bölümünü oluşturacağız. Bu vesileyle Türkiye'nin hafızasından yoksulluğu, fırsat eşitsizliğini ve işsizliği silmek için çıktığımız bu kutlu yolda bizlere vermiş olduğunuz destek, geri bildirim ve önerileriniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Değerli misafirlerimiz, kongremizin ilk oturumunda Ekonomi Politikaları Başkanımız Bilge Yılmaz Hoca, para politikası ve finansal istikrar çerçevesinde İyi Parti iktidarında makroekonomik istikrarı nasıl sağlayacağımızı anlatacak. Sonrasında ise yine bu konuda bir panelimiz olacak. Panelde çok değerli katılımcılarımızın katkıları ile ekonomi bürokrasisinin iş dünyasıyla yaptığı toplantılara bile çağrılmayan 128 milyar dolar skandalından 20 Aralık gecesindeki şaibeli operasyonlara kadar aydınlatılması gereken birçok olayın odağında yer alan Merkez Bankası'na itibarını nasıl kazandıracağımızı, bağımsızlığını nasıl anayasal güvence altına alacağımızı konuşacağız. Makroekonomik şoklara karşı tampon vazifesi görmesi gerekirken bizzat kendisinin bir risk faktörü haline geldiği bu dönemde bilanço yapısını ve uluslararası rezerv pozisyonunu nasıl güçlendireceğimizden bahsedeceğiz. Para politikası kurul toplantılarını ve döviz müdahalelerini şeffaflık ve hesap verebilirlik kriterleri çerçevesinde nasıl yeniden ele alacağımızı tartışacağız. Sadece Merkez Bankası ve para politikası ile sınırlı kalmayacak. Giderek daha kırılgan hale gelen kredi ve döviz piyasalarını serbest piyasa koşullarında nasıl düzenleyeceğimizi, kur korumalı mevduat sisteminden nasıl çıkacağımızı göstereceğiz. FATF'nin gri listesine girecek kadar şeffaflığın ve itibarın kaybolduğu bir ortamı nasıl tersine çevirebileceğimizi anlatacağız. Finansal piyasalara destek amaçlı olarak finans teknolojilerini nasıl geliştireceğimizi, nasıl bir İstanbul finans merkezi hayal ettiğimizi sizlerle paylaşacağız. Değerli misafirlerimiz, kongrenin ikinci oturumunu ise Meclis Grup Başkan Vekilimiz ve Samsun Milletvekilimiz Erhan Usta kardeşim yönetecek. Bu oturumumuzda partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önce bozulmaya başlayan ve iç piyasada yabancı para ve altınla borçlanılması nedeniyle kur şokları karşısında iyice kırılgan hale gelen devlet dengesini tartışacağız. Bütçedeki bir defalık gelirlerin kurumlar vergisi tahsilatını aşmasının oluşturduğu riskleri konuşacağız. Bozulan vergi ahlakı sonucunda yapılandırma olmadan vergi geliri toparlayamaz hale gelen devlet yönetimini nasıl değiştireceğimizi anlatacağız. Çarpık ve adaletsiz vergi sisteminin çalışanın üzerindeki vergi yükünü hakkaniyetsiz bir şekilde arttırmasının nasıl önüne geçeceğimizden bahsedeceğiz. Hiçbir analiz ve raporlamaya tabi tutulmadan 2022 yılı için tam 335 milyar lira olması öngörülen vergi muafiyeti ve istisnalarını nasıl düzenleyeceğimizi anlatacağız. Bu çarpık vergi sisteminin oluşturduğu garip ortamda artık siyasi bir tercih haline gelen kayıt dışılığı konuşacağız. İktidarın toplam kayıtlı istihdamın dörtte birini kamu üzerinden istihdam etmesinin oluşturduğu katılığı nasıl gidereceğimizi göstereceğiz. Kamu özel işbirliği ve KGF maliyetlerini, sosyal güvenlik açıklarını, faiz ödemelerini nasıl kontrol altına alacağımızı anlatacağız.
değişen iktisadi dengeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturacağımız sıfır tabanlı bütçe anlayışımızı sizlerle paylaşacağız. Bu çerçevede önceliğini yitirmiş harcama programlarını tasfiye edip büyük yatırım projeleri için nasıl mali alan oluşturacağımızı anlatacağız. Düşük gelir gruplarını orta gelire yaklaştıracak, orta sınıfı da yeniden oluşturup güçlendirecek bir sosyal destek mekanizmasının nasıl geliştireceğimizi tartışacağız. EYT'lilerimizin yaşadığı sorunları nasıl ele alacağımızdan bahsedeceğiz. Kamu mali yönetimi vizyonumuz çerçevesinde Sayıştay'ın ve TÜİK'in değişecek statülerini konuşup kural bazlı bir maliye politikasını nasıl oluşturacağımızı, kamu ihale kanununda nasıl değişiklikler yapacağımızı anlatacağız. Köylülerin yükünü nasıl azaltıp tarımsal destekleri nasıl artıracağımızı göstereceğiz. Daha önce billboardlarda tüm Türkiye'ye ilan ettiğimiz projeye değil ranta karşı olduğumuzu projelerimizle ve analizlerimizle bir kez daha kanıtlayacağız. Ez cümle İYİ Parti'nin makro ekonomi vizyonu para ve finans piyasaları ile kamu maliyesinde nasıl bir istikrar sağlayacak sorusunun cevabını bugün burada sizlerle paylaşacağız. Bu istikrarı sağladığımızda gerçekleşecek olan 10 yıllık büyüme hedefimizi, yakalayacağımız fiyat istikrarını, ulaşacağımız sürdürülebilir cari açığı sizlere göstereceğiz. Orta gelir tuzağından çıkan 10 milyon kişilik ek istihdam sağlayan, sanayisinin milli gelir içindeki payını %30'lara çıkaran, insanlarına yatırım yapıp adil bölüşen ve yoksulluğun hafızamızdan silindiği bir Türkiye hayalimizi nasıl gerçekleştireceğimizi tüm vatandaşlarımıza anlatacağız. Aziz milletim, kıymetli misafirlerimiz, değerli dava arkadaşlarım, unutmayın ki İYİ Parti'nin önceliğinde adalet var, eşitlik var, güven var. İYİ Parti'nin hedefinde istikrar var, bereket var, huzur var. İYİ Parti'nin vizyonunda güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye var. Hep söylediğimiz gibi milletimizden aldığımız güç, Atatürk'ümüzden aldığımız ilhamla milletimizin ve memleketimizin en iyi hak ettiğine duyduğumuz inançla, vizyonumuzla, projelerimizle, enerjimizle ve kadrolarımızla biz hazırız. Hiç merak etmeyin, biz hazırız, biz çözeriz ve hiç şüpheniz olmasın, o sandık er ya da geç geldiğinde milletimizin ve Yüce Allah'ın izniyle biz geleceğiz, biz çözeceğiz. Bu anlamlı buluşmamıza katılımlarınızla şeref verdiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.